Selam arkadaşlar, ben Oktan Kaan. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün yine farklı bir modern videosu daha çekiyoruz arkadaşlar. Geçen videoyu da yani depo video olacak bu da, onu da söyleyelim arkadaşlar. Yani geçen video kaç like geldi falan söyleyemeyeceğiz yani maalesef ki. Kurban Bayramı yaklaşıyor, biz de bu yüzden arkadaşlar 2-3 video depolayacağız. Yani Kurban Bayramı'nda köye gideceğimiz için arkadaşlar bu videoları atacağız köye gittiğimizde. Siz de Kurban Bayramınız inşallah güzel geçer arkadaşlar. O kurban kesim videosunu hatırlayanlar da bir yorumlara coşturabilir yani, onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar evimizin temelini şöyle gösterelim hemen. Şu siyahtan şu beyaza arkadaşlar toplam 24 blok. Sonra şu siyahtan şu beyaza 8 blok. Şu beyazdan şu siyaha 8 blok. Yani burası bir kare, 8'e 8'lik. Şuradan şöyle 24. Arkadaşlar şurası 11. Şurası 13, sonra da birleştiriyorsunuz. Zaten yaparken detaylı da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen buraya geliyoruz. Elimize beyaz beton alıp 1, 2, 3, 4 tane koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya 4 tane blok çıktık. Sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ve 1, 2, 3, 4. 4 tane bloklarımızı koyduk gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar elimize demir bloğunu alıp İçten 1, 2, 3, 4, 5 tane koyduk bu şekilde. Sonra tekrardan 3 kat olacak bu da, yani 3 uzunluğunda olacak arkadaşlar. Sonra da bunun üstünü kapatacağız. Beyaz botunu alıyoruz. Buradan etrafından gezdiriyoruz ve arkadaşlar yanlarını beyaz betonla kapatıyoruz buranın. Zaten kolay bir işlem, herkes yapabilir. Bu arada bu evimiz de biraz değişik aslında arkadaşlar. Yani bu aralar bayağı değişik değişik modern evler yapmaya başladık. Siz de gayet ilgi gösteriyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yine herkes bir yorum, like coşturursa gerçekten mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi hemen bloklarımızı koyalım. Bu arada Minecraft'ın sesi gelmiyor. Onu hala çözemedik. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani blok sesi falan gelse daha güzel olabilirdi. Şimdi gri beton alıyoruz arkadaşlar ve şuranın, bu garajımızın arkadaşlar etrafından bu şekilde dolandırıyoruz gri betonumuzu. Sonra da arkadaşlar içini kapatacağız zaten. Sonra da arkadaşlar içini bu şekilde kapatmaya başlıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde içini de kapatalım. Kanala bu arada arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten mutlu oluruz. Yani bir de bildirimleri açarsanız kanalın, yani o da gerçekten mutlu eder bizi. İlk siz haberdar olabilirsiniz videolardan, bildirim açarsanız. Yani kanalımıza abone olanların yaklaşık %60 falan bildirimleri açmamış. Yani siz açarsanız gayet güzel olur arkadaşlar. Evet, ilk işlemimiz bu şekildeydi. Şimdi elimize çimeni alıp şuraya kırıyoruz ve burayı çimenle dolduruyoruz ve arkadaşlar ilk işlemimiz bu şekilde. Garajımızı tamamladık. Şimdi isterseniz bir dahaki işlemimize hızlı bir şekilde geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir dahaki işlemimize hızlı bir şekilde gelelim. Beyaz beton alıyoruz arkadaşlar. Şurada bir boşluk kalacak şekilde 3 tane koyuyoruz ve burayı bu şekilde yapıyoruz. Sonra arkadaşlar şurayı kırıp buraya çimenlerimizi yerleştiriyoruz. Beyaz betonu da şu şekilde 3 tane blok olacak şekilde yukarı doğru yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar şu gördüğünüz alanın, hatta sayarak yapalım, anlamayanlar olabilir. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 1, 2, burada 11 tane arkadaşlar olacak şekilde bloklarımızı yerleştireceğiz. Sonra da bunu, şurasını bir merdiven ekleyeceğiz arkadaşlar şu bölgeye. Şöyle hemen hızlı bir şekilde merdivenimizi ekleyelim. Şöyle 1, 2, 3 tane merdiven arkadaşlar. Sonra da bunun iç kısmını kapatacağız beyaz betonlarımızla. Bu arada ev gerçekten gayet güzel, kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere. Siz de yaparsanız yani gayet güzel olabilir. Minecraft şehriniz mi var artık, ya da eğlencesine survival'da mı yapıyorsunuz onu bilemiyorum ama her türlü güzel olacağını düşünüyorum evin arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle blokları dolduralım. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kurban Bayramı bitimine doğru 10.000 abone olacağımızı düşünüyorum ben. Yani çünkü bayağı abone artışı gerçekleşti yani. Hepinize de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar onun için. Şimdi arkadaşlar bir dahaki işlemimize şu şekilde gösterelim. Bir dahaki işlemimiz için arkadaşlar buraya geliyoruz. 1, 2, 3 blok yükseltiyoruz arkadaşlar. Sonra yanına gelip soyulmuş meşe kütüğünü 3 tane koyuyoruz. Sonra da
cam alıyoruz elimize ve 1, 2, 3 tane yana doğru koyuyoruz arkadaşlar ve 3 blok tekrar yukarı çıkıp meşe küçüğünü de yanına ekliyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sonra aynı işlemi tıpatıp aynısını arkadaşlar ön tarafa da yapacağız. Ön tarafa yapmadan önce şuraya gelelim. Beyaz betonlarla şurayı şu şekilde arkadaşlar 3 tane blok olacak şekilde tekrardan kapatalım. Hızlı bir şekilde şunu şöyle. Ve arkadaşlar bu işlem de bitti gördüğünüz gibi. Şöyle geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane kıracağız arkadaşlar. Sonra burayı da kıracağız. Ve içine çimenlerle dolduracağız. Şu şekilde hemen doldurduk gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi ev gayet güzel. Onu da söyleyelim tekrardan. Sonra elimize tekrardan soyulmuş meşe kütüğünü alıyoruz. Şuradan bir boşluk kalacak şekilde 3 tane. Sonra elimize cam. Tekrar 3 tane koyacağız. Bu şekilde. Sonra yanına tekrardan soyulmuş meşe kütüğü. Bu işlemimiz de böyleydi arkadaşlar. Sonra elimize beyaz beton alıp şuraya 3 tane çekeceğiz arkadaşlar. 3 blok uzunluğunda. Sonra bunun yanına da tekrardan tam şu hizadan arkadaşlar 1 2 3 sonra 3 cam 1 2 3 cam ve sonra da tekrardan soyulmuş meşe kütüğünü ekliyoruz arkadaşlar. Bu arada şuradaki şey biraz fazla olmuş. Onu da kırarım. Sonra buradan arkadaşlar arkaya doğru şuradan itibaren şöyle 3 tane çıktık. Burayı kapatacağız arkadaşlar. Hemen onu da kapatalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bu işlemimizi de yaptık gördüğünüz üzere. Şimdi devam edelim. Şimdi arka tarafa geliyoruz tekrardan. Arka tarafa geldikten sonra tekrar şunun aynısını 1 2 3 şöyle 3 olacak şekilde camlarımızı yerleştireceğiz. Hemen camları yerleştirelim arkadaşlar. Camları yerleştirdik ve tekrardan beyaz beton alıp burayı dolduruyoruz arkadaşlar ve üstten bakınca şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Yani daha şu an evin yani yüzde bayağısı bitti yani arkadaşlar. Şimdi temelini attık evin. Şimdi elimize tek gri betonu alıyoruz. Gri betonu aldıktan sonra şuraya gelip 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 tane blok olacak şekilde arkadaşlar burayı dolduracağız. Şu şekilde şöyle. Gördüğünüz üzere bu işlem böyleydi. Sonra arkadaşlar buraya gelip burayı 2 blok dolduracağız. Çünkü evimiz biraz zigzaglı. Onun için böyle yapıyoruz. Sonra arka tarafa geleceğiz arkadaşlar. Şurayı şöyle blokları koyacağız. Şuraya da aynı şekilde blokları koyacağız arkadaşlar. Burada bu şekilde olacak. Şöyle üstten de böyle gözükecek arkadaşlar. Sonra elimize tekrardan beyaz betonu alalım. Beyaz betonla arkadaşlar evin etrafından dolandırıyoruz arkadaşlar beyaz betonu. Tüm beyazların üstüne bir kat daha çıkıyoruz gibi oluyor yani. Şöyle hemen hızlı bir şekilde onu da yapalım. Şöyle koyalım bu blokları da. Şurada bir boşluğumuz var ve arkadaşlar bu işlemimiz de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bitiyor. Bu arada gerçekten bu aralar kanal iyi gidiyor. Onu da söyleyelim. 10. söyleşimiz ama. Sonra arkadaşlar evin üst katına çıkmak için arka tarafına geliyoruz. Arka taraftan arkadaşlar şuradan itibaren merdivenleri alıyoruz. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle arkadaşlar üst kata çıkmak için yerimizi yapıyoruz. Sonra da şöyle ters bir şekilde merdivenlerimizi koyuyoruz. Bu da gayet güzel bir merdivenimiz oluyor arkadaşlar burada da. Sonra yorumlara yazıyorsunuz ki abi üst kata nasıl çıkacağız? Abi üst kata nasıl çıkacağız? Arkadaşlar böyle çıkacaksınız işte. Böyle üst kata çıkılıyor. Sonra gri beton alıyoruz arkadaşlar. Burayı bu şekilde kapatacağız. Şöyle hemen kapatalım. Tüm evin üstünü arkadaşlar gri betonla kapatıyoruz. Bu işlem de gayet kolay. Zaten arkadaşlar videoyu yavaş yavaş ilerletirseniz, sonuna kadar izlerseniz yapabilirsiniz yani basit oluyor. Yani mesela 5 dakikasını ezberleyeyim öyle yapayım derseniz orada bir hatalar gerçekleşir elbette. O yüzden yavaş yavaş izleyin. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu sayede evi başarabilirsiniz yani yapabilirsiniz gayet basit ve hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi evin üstünü de kapattık arkadaşlar.
Şöyle önden görüntüsü bu şekilde evin. İsterseniz hemen bir sonraki işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki işlemimize geldik. Şimdi elimize tekrardan soyulmuş meşe kütüğünü alıyoruz arkadaşlar ve şuradan 1 2 3 tane, şuradan da 1 2 3 tane koyuyoruz arkadaşlar. Meşe kütüklerini tekrardan koyduk bu şekilde. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada şunun hizasında olacak şekilde. Yani şuradan arkadaşlar 1 2 3. Sonra buraya da gelip 1 2 3 tane yükseltiyoruz. Önden bu şekilde oluyor. Sonra tekrardan camlarımızı alıp, burası bir balkona çıkışı olacağı için arkadaşlar, buraya kapı yeri yapıyoruz. Sonra tekrardan elimize beyaz beton alıp burayı kapatacağız. Şöyle 3 tane blok kapattık gördüğünüz gibi. Sonra şurayı da kapatacağız arkadaşlar. Şöyle 3 blok da buraya koyalım. 3 blok koyduk gördüğünüz gibi. Sonra elimize ince camı alıp balkonumuza çıkışını şöyle kapatacağız camdan arkadaşlar. Şimdi hemen şu tarafı yapalım ya da üste gelelim arkadaşlar. Şöyle gri betonlarımızı alıp şöyle bunu etrafından gezdireceğiz ve şöyle 2 blok daha yükselteceğiz arkadaşlar ileri doğru. Sonra buradan şu şekilde tekrardan bir blok geniş olacak şekilde arkadaşlar evimizi genişletiyoruz bu şekilde. Sonra diğer tarafa gelip arkadaşlar, yani şuraya geleceğiz ve buraya geldikten sonra bir iki tane daha bunları yükseltiyoruz arkadaşlar. Yükselttikten sonra tekrardan gri betonu elimize alıyoruz ve buranın üstünü arkadaşlar bu şekilde kapatıyoruz. Sonra alt tarafını da camlarla kapatacağız arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde camlarımızı yerleştirelim. Bu arada bu Shader Pack'in camları gayet, yani yansımaları vesaire falan güzelmiş. 2 videodur Sildur'su kullanıyoruz. O biraz camları kötü arkadaşlar ama bu Choapa Chick'in bayağı güzel yani camları falan. En iyi Shader Pack diyebiliriz. Modern eve başladığımızdan beri bu Shader Pack'ten asla vazgeçmedik. Şimdi arkadaşlar elimize tekrardan camı alıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane camı yükseltiyoruz. Sonra tekrardan bir boşluk kalacak şekilde arkadaşlar 1, 2, 3 şöyle kapı girişi yapacağız arkadaşlar buraya. Şöyle şurayı da kapatalım. Şimdi şuradaki arkadaşlar buraya geliyoruz. Ve arkadaşlar burayı kıracağız. Kırdıktan sonra da arkadaşlar gri betonla bu şekilde kapatacağız burayı. Sonra gri betonu arkadaşlar şöyle hemen şöyle bir boşluk kalacak şekilde kapatmaya devam edeceğiz. Ve bir boşluk kaldıktan sonra arkadaşlar gri betonla işlemimiz bitecek. Şimdi isterseniz hemen bir dahaki işleme geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi burayı yaptık gördüğünüz üzere, şurayı vesaire. Şimdi arkadaşlar elimizde soyulmuş meşe kütüğünü alıp buradan 1, 2, 3, 4, 5. Sonra arkadaşlar şuraya geliyoruz. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu aynı hizada olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra buraya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arkadaşlar 3, 3 koyuyoruz. Şimdi camları buraya yerleştireceğiz. Camları yerleştirdikten sonra elimize beyaz beton alıp burayı arkadaşlar kapatacağız bu şekilde. Hemen onu da kapatalım. Kapattıktan sonra da evin bu üstünü, yani bu tarafını arkadaşlar gri betonlarla dolduracağız. Hemen elimize gri beton alalım. Şu şekilde evin etrafından buraya kadar arkadaşlar. Hatta şuraya da bir beyaz betonu yerleştirelim. Şu şekilde. Şuradan arkadaşlar, şuradan şurayı beyaz betonla kapatacağız. Hemen onu da kapatalım hızlı bir şekilde. Şöyle beyaz beton değil bu arada, gri betonla kapatacağız üstünü arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde onu yapalım. Sonra da diğer tarafa geçelim. Ya evimiz biraz zigzag dediğimiz gibi. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Evin etrafından, klasik oldu artık, etrafından bunu dolandırıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde görüntü elde edeceğiz. Herhalde şurası, yok burada kalacak bu şekilde. Bu şekilde yaptık. Sonra elimize beyaz betonu alıyoruz. Beyaz betonu alıp buradan buraya doğru çekeceğiz arkadaşlar beyaz betonu. Çektik. Şimdi camımızı tekrardan buraya ve şuraya koyacağız arkadaşlar. Sonra da buranın üstünü kapatıp evimiz zaten neredeyse bitecek arkadaşlar. Hemen şurayı da şu şekilde camla kapatalım.
Şöyle. Ve burası da hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evin. Şimdi gri beton alacağız. Gri beton aldıktan sonra buradan arkadaşlar burayı böyle çekeceğiz. Gri betonlarla. Hemen bunu yaptıktan sonra da şuradan arkadaşlar bir tık genişleteceğiz tekrardan. Bir tık böyle 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 genişleteceğiz. Sonra da zaten evimizin neredeyse bitimine yaklaşacağız arkadaşlar. Bu arada videoları gerçekten 10. söyleşim ama gayet ilgi geliyor. Hepinize de çok teşekkür ediyoruz bunun için. Ve bu işlemde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bittim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde içini kapatalım buranın da. Şöyle. Hızlı bir şekilde burada kapandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimizin üstten görünümü aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani gayet güzel oluyor, hoş oluyor. Evimiz bu şekilde arkadaşlar şu anlık. Daha birkaç işlemimiz daha var. Şimdi arkadaşlar elimizde camı alıyoruz. İnce camı. Buradan arkadaşlar buradan itibaren bu şekilde evin ta diğer ucuna kadar camlarımızı yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Burası da bir balkon tarzı bir yer olacak arkadaşlar. Sonra evimizin görüntüsü bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar elimize bir saksı alalım. Şunun yerine alalım hemen. Bir tane de ağaç alalım. Orman ağacı alalım bir tane de tablo yerine. Evin arkadaşlar bu kısmına geliyoruz. Şöyle saksıları yerleştirip ağaçlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bu da birazcık doğa görüntüsü katıyor. Bunları yaptık. Şimdi hemen kapılarımızı yerleştireceğiz ve fenerlerimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Hemen şunların yerine kapımızı alalım. Koyu meşe kapımızı. Şimdi feneri aldık arkadaşlar. Evin şurasına yerleştirelim. Bir dakika, burada kapı olacak arkadaşlar bu arada. Burasını yerleştirelim. Şuraya yerleştirelim. Buraya da kapımızı yerleştirelim arkadaşlar. Sonra garaj kısmına gelelim. Garajımızın da bir kapısı var zaten. Hemen ilk olarak içini dolduralım garajın şu şekilde. Şöyle köşelere koyduğumuz an tamamdır. Kapımızı da böyle garaja yerleştirdik. Tüm kapı yerlerine kapıyı arkadaşlar yerleştirebilirsiniz. Şöyle buraya da yerleştirdik kapıyı gördüğünüz üzere. Sonra evin dışına geliyoruz. Tekrardan. Tuzak kapımızı hemen elimize alalım. Aldıktan sonra arkadaşlar buraya gelip tuzak kapılarımızı şöyle yerleştirelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Sonra yine evin iç detayına değinmeyeceğiz bu arada arkadaşlar, onu da söyleyelim. Yani evin iç kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ve şöyle hemen gelelim, evin iç kısmına geldik. Sonra arkadaşlar şuradan dörtlü bir kırış yapıyoruz. Sonra kuvars merdiveniyle arkadaşlar şöyle ikili ve buraya da kapımızı yerleştiriyoruz. Buraya da iç giriş olacak. Sonra buraya da tekrardan tuzak kapılarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya da yerleştirdik gördüğünüz üzere. Işıklandırmaları vesaire siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani. Onu söyleyelim arkadaşlar. Evin her yerine ışıklandırabilirsiniz. Yani mesela salonun şuralarını vesaire vesaire hep ışıklandırabilirsiniz yani. Gayet de güzel durur ışıklandırırsanız. Şöyle yerleştirelim hemen bizde birkaç tane. Ve arkadaşlar evimiz bitimine yaklaşıyor neredeyse. İsterseniz evin dıştan göstereyim. Ve arkadaşlar son dokunuşlardan sonra evimizin bitimine geçelim. Ve evet arkadaşlar şimdi evimizin son dokunuşlarına geliyoruz arkadaşlar. Hemen buraya gelip buradan yukarı arkadaşlar beyaz betonlarımızı çıkıyoruz ve şunu ve şu şeyi kırıyoruz arkadaşlar camı. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağız. Şunu kırıp buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi çektik ve gri betonla bir tık daha burayı genişleteceğiz arkadaşlar bu şekilde. Sonra arkadaşlar evimizin şu tarafına burayı arkadaşlar kapatabilirsiniz isterseniz. Şu anlık biz kapatmayacağız. Burayı arkadaşlar gri halılarla dolduracağız. Bu da gayet güzel bir görüntü elde edecek. Şöyle 3 3 3. Bunu artık nereye kadar uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz arkadaşlar. Ve düzgün taşımız da şu hizada olacak şekilde arkadaşlar
Şöyle buraları da düzgün taşla doldurursanız garajın içi daha da güzel görünebilir. Yani garajın girişi evimiz de bu şekilde daha da güzel şık gözükebilir. Hemen taşlarımızı da yerleştirelim. Şu şekilde ve arkadaşlar taşlarımızı da yerleştirdik gördüğünüz üzere. Hatta taşı şuradan da yapabiliriz. Buradan daha da güzel olabilir. Şöyle deneyelim. Aynen arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. Biz şu anlık yapmayalım. Şu şekilde arkadaşlar hatta bunu neyse daha uzatmayalım. Daha siz onu kafanıza göre yaparsınız. Arkadaşlar evimiz bu şekilde oluyor. Evimiz gayet değişik yani. Değişik modern ev. Şurada garajımız var. Burada arkadaşlar evimizin iki katlı olması da gayet hoş oluyor yani. İki kat yani dört odası falan var yani onu da söyleyelim. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İsterseniz evin etrafından meşe yaprakları klasik olarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Biz şu anlık geçmeyeceğiz. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.